Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde protein sentezinin nasıl gerçekleştiğini aşama aşama öğrenmeye çalışacağız. Bu şekil üzerinde e, tamamen anlatmaya çalışacağım fakat protein sentezini en iyi anlamanızın yolu animasyon izlemek. Animasyon üzerinden de anlattım size. Anlamayan kalmasın. Oynatma listesinde bulabilirsiniz. Hatta bu videonun sonuna da eklerim. Oradan mutlaka protein sentezinin animasyonlu anlatımını izleyin arkadaşlar. Şimdi protein sentezi için gerekli bilgileri şöyle bir edinelim bakalım. DNA'nın üzerinde biliyorsunuz genler var. İşte DNA'daki gen bilgisine göre hangi organelde ribozom dediğimiz organelde amino asitlerden protein yapımına ne diyoruz? Protein sentezi diyoruz. Aslında ribozomda ilk oluşan yapı polipeptit ve bu polipeptitler katlanmalar yaparak neye dönüşüyor? Proteine dönüşüyor. Şu bilgiyi hemen hafızaya atalım. Protein sentezi tüm canlılarda ribozomda gerçekleşir. Niye? Çünkü prokaryot da olsa ökaryot da olsa tüm canlılarda ribozom dediğimiz yapı var. Prokaryot olanlar kimler? Bakteriler ve arkeler. Onun dışındaki canlılar ökaryot hücre yapısına sahip aklınıza gelebilecek tüm canlılarda ribozomda gerçekleşiyor. Tüm canlılar protein sentezi yapar mı? Evet yapar. Burada lütfen şuna dikkat edin. Tüm canlılar protein sentezi yapar dendiğinde doğru. Tüm hücreler protein sentezi yapar dediğinde yanlış. Niye? Çünkü mesela bizim al yuvar hücrelerimiz çekirdek gibi ribozom gibi yapılarını kaybediyorlar. Ribozom olmadığı için Al yuvarlarımız protein sentezi gerçekleştiremiyor. Yine bitkilerde ilerleyen konularda işleyeceğiz. Protein sentezini gerçekleştiremeyen hücreler var. Dolayısıyla her hücrede derse yanlış, her canlıda derse doğru. Protein sentezinde neler görev alıyor? DNA, RNA çeşitleri yani mesajcı taşıyıcı ribozomal RNA birbirine bağlanmaları için tabii ki amino asit. Bu bağlanmayı sağlamak için? enzimler görev alıyor. Ribozom dediğimiz yapı görev alıyor ve bunun için ATP gerekli çünkü bu bir dehidrasyon sentezi. ATP molekülü de görev alıyor. Belirli bir proteinin sentezlenmesi için DNA şifre veren DNA parçasına ne diyoruz? Gen diyoruz. Şimdi şekil üzerinde bu gen bölgesinden nasıl mRNA üretiliyor? Sonra ribozomda neler oluyor? Protein sentezi nasıl gerçekleşiyor? Anlamaya çalışalım. Önce şu farkı hatırlayın. Prokaryotlarda çekirdek yok. Dolayısıyla hem replikasyon hem transkripsiyon stoplazmada gerçekleşiyor. Polipeptit sentezi ribozomda gerçekleşiyor. Fakat eğer hücremiz ökaryot ise ki ben size şimdi ökaryot bir hücre üzerinden anlatacağım. Dolayısıyla bunun etrafına şöyle bir çekirdek zarını çizelim. Çekirdek zarı biliyorsunuz çift katlı. Şu şekilde çizmeye çalışayım size ve aralarında bazı bölgelerde kesintiler oluşuyor. Bu kesintilerin oluştuğu bölgelere por diyoruz. Bu yapıda çekirdek zarı. Ökaryot bir hücre üzerinden anlatacağım şimdi size. Ökaryot hücrelerde DNA nerelerde bulunuyor? Çekirdeğin içinde bulunuyor. Çekirdeğin içindeki DNA'yı. Şimdi kromozomdan başlayarak anlatayım size. Kromozom hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşan kromatin iplik demek aslında. Ve biz bunun e, kromatin iplik haline baktığımızda e, histon proteinleri üzerine sarılı DNA olduğunu görüyoruz. Yani kromozom ve kromatin ipliğin yapısında protein var. Fakat DNA'nın yapısında var mı? Hayır. DNA'nın yapısında amino asit ya da protein yok. DNA'yı biraz daha yakından incelediğimizde nükleotit dediğimiz yapı birimlerinden oluşan Polinükleotit yapıda bir e, iplik olduğunu görüyoruz. Protein sentezinden önce ilgili gen bölgesi açılıyor. Bakın, ilgili gen bölgesi burası. DNA'nın tamamı açılmak zorunda mı? Hayır. Replikasyon yapacaksa DNA'nın tamamı açılıyor fakat protein sentezi için sadece şu ilgili gen bölgesinin açılması yeterli. İlgili gen bölgesi hidrojen bağları kopartılarak açıldı. Şimdi dikkat edin. DNA'dan mRNA'nın sentezlenmesini sağlayan ipliğe biz kalıp iplik diyoruz. Bunun tam karşısındaki ipliğe de kalıp olmayan iplik diyoruz. Kalıp iplik dikkat edin ne ile başlıyor? TAC ile başlıyor. Hem DNA'da hem RNA'da bulunan üçlü nükleotit birimlerine kodon diyoruz arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Şimdiye kadar Muhtemelen e, sırf mRNA üzerindekilere kodon denir diye öğrendiniz. Fakat DNA üzerindekilere de e, DNA kodonu diyeceğim arkadaşlar. Çünkü doğru terim bu. Genetik kod ya da genetik şifre e, tüm nükleotitlerin oluşturduğu o üçlü birimlerin e, geçen derski tabloda gösterdiğim üçlü birimlerin toplam adı genetik şifre. Halbuki DNA'daki kodon olarak isimlendiriliyor. Şimdi kalıp iplikten mRNA sentezi yapacağız. Nasıl yapacağız bunu? Bir enzime ihtiyaç var. RNA'nın sentezinde görevli enzim RNA polimeraz. mRNA transkripsiyon olayıyla oluşacak şimdi. Nasıl oluşacak? Buradaki TAC olan e, DNA'daki üçlü birimin tam karşısına bakın ne gelmiş? T'nin karşısına A, A'nın karşısına T değil arkadaşlar dikkat. Çünkü RNA'nın yapısında ne yok? Timin yok. DNA'nın yapısında da urasil yok. Lütfen bu T ve U yazan yerlere dikkat edin. Eğer size DNA'yı vermişse T, RNA'yı vermişse e, ne olacak orada? U yani urasil olacak. A'nın karşısına U, C'nin karşısına G gelecek şekilde mRNA sentezlenmeye başladı. Burada çekirdeğin e, çekirdek plazmasının içinde serbest nükleotitler var. Mesela adenin nükleotit var. Timin nükleotit karşısına neyi çağırdı? Adenin nükleotidi çağırdı. Sonra urasil nükleotidi, sonra guanin nükleotidi ve bunların arasında fosfodiester bağları kurularak ne oluştu arkadaşlar? mRNA oluştu. Bu olaya yazılma ya da transkripsiyon diyoruz. G, A, G'nin karşısına ne oluştu? Bakın C, U, C. A'nın karşısına U geldiğine lütfen dikkat edin. G'nin karşısına C, C'nin karşısına G. Zaten orada yanılmazsınız. Fakat A'nın karşısına U gelmesi konusunda sorular sizi tuzağa düşürebilir. Buraya dikkat. Bu şekilde mRNA oluştu. Yani DNA istediği polipeptitle ilgili bilgiyi mRNA'ya yazdı. Dedi ki al bu bilgiyi götür ve ribozomda benim istediğim polipeptidi, benim istediğim proteini Üret. Şimdi mRNA buradan çıkıyor. Nereye? Stoplazmaya. Burası çekirdeğin içiydi. Burası da neresi? Stoplazma kısmı. Bu da stoplazmadaki bakın ribozomu gösteriyor. Ribozomun burası büyük alt birimi. Burası küçük alt birimi. mRNA stoplazmaya çıktığında ribozomun küçük alt birimine bağlanıyor arkadaşlar. Bu ana kadar... İki alt birim birbirinden ayrı olarak duruyor ve bu alt birimler biliyorsunuz daha önceden çekirdekçik bölgesinde sentezlenip e, stoplazmaya o şekilde gönderiliyordu. Buradaki e, küçük alt birime mRNA başladığında tRNA da ne yapıyor arkadaşlar tRNA aminasiti tutuyor. Hangi aminasiti buradaki ilk kodona uygun olarak gelecek olan amino asiti tutup geliyor. Burada ilk amino asitimiz nedir? Bakın, metionin. Neden metionin? Çünkü AUG başlatma kodunudur. Başlatma kodonuna karşılık gelen amino asit metionindir. Eee tRNA'da bunun karşılığı nedir? A'nın karşısına U, U'nun karşısına A, G'nin karşısına C şeklinde yani UAC antikodonudur. Buradaki tRNA Metuanin amino getirip buraya bırakıyor. E, bu arada ribozomun iki alt birimi bir araya geldi. Ve bu iki alt birim bir araya geldikten sonra ne yapacak? Bu amino arasında peptit bağları kurulacak. Birinci tRNA buraya uygun olarak getirdiği amino bıraktı. Ve aralarında e, şu tRNA üzerindeki üçlü birimlere ne diyoruz? antikodon diyoruz. mRNA üzerindeki üçlü birimlere de kodon diyoruz. Kodon ve antikodonun karşılıklı gelip okunması ve bundan polipeptit sentezi yapılması olayına translasyon ya da okuma olayı diyoruz arkadaşlar. Burada aralarında geçici zayıf hidrojen bağları kuruluyor. Birinci tRNA görevini tamamladı. Aminoasit'i bıraktı. Görev yerine geri dönecek aynı çeşit amino tekrar getirebilir mi? Getirebilir. Tekrar tekrar kullanılabilir. Aynı şekilde mRNA da tekrar tekrar kullanılabilir. Şimdi sıra ikinci amino Şuna bir diyelim, şuna iki diyelim. İkinci tRNA, ikinci kodona uygun olan antikodona sahip bakın. GAG antikodonu LEU diye gösterilmiş. İsmini bilmeniz gerekmiyor. Sadece başlatma e, kodonu ve amino bilmeniz yeterli. İkinci aminoasiti getirdi. Okuttu, işlem tamam. Ne yapacak? Aminoasiti buraya bırakacak ve o da görev yerine stoplazmaya geri dönecek. Metoninle bu ikinci aminoasit arasında ne bağı kurulacak arkadaşlar? Peptit bağı kurulacak ve bu arada bir molekül su açığa çıkacak. Her peptit bağı için bir molekül su açığa çıkacak. Şimdi sıra üçüncüsünde. Üçüncü kodona karşılık bakın üçüncü antikodon ve üçüncü tRNA. Üçüncü tRNA kendisine ait amino tutmuş, buraya getiriyor. Yine kodon antikodon uyumu söz konusuysa eğer ne yapacak? Buradaki amino bırakacak, o da görev yerine geri dönecek. Bu da buraya bağlanacak. Ne ile? Peptit bağıyla. Sıra gelecek dördüncüye. Dördüncü tRNA Buna uygun yine antikodonu getirecek buraya arkadaşlar. Ve bu şekilde aminoasitler birbirine bağlanarak bir polipeptit oluşmuş olacak. İşte bu olaya ne diyoruz? Polipeptit sentezi diyoruz. Aminoasit zinciri ya da polipeptit işte bu şekilde oluşmuş oluyor. Ee, mRNA tekrar tekrar nasıl kullanabilir, kullanılabilir onu bahsedeyim bir de. Eğer DNA diyorsa Al bu bilgiyi götür ama aynı e, polipeptitten ben birkaç tane istiyorum. Birkaç tane birden üret derse aynı mRNA e, polizom dediğimiz çoklu ribozom yapılarından geçerek sırayla geçerek ne yapabiliyor? Aynı proteinden sentezleyebiliyor arkadaşlar. Protein sentezinin aşamalarını e, biraz sonra yazı üzerinde de tekrarlayacağız. Fakat bu şema ve şekil çok çok önemli. Bu yüzden e, lütfen bu şekli siz de çizerek, yazarak, şekil üzerinde çalışarak mutlaka tekrar edin. Şimdi bu anlattıklarımı şurada da tekrar edelim. Genler doğrudan protein sentezine katılıyor mu arkadaşlar? Katılmıyor. Bu yüzden bir aracı molekül kullanılıyor. Bu aracı molekülde nedir? mRNA. mRNA'ya aktarıyor ve mRNA'ya bilginin aktarılmasına ne dedik? transkripsiyon dedik. Hem mRNA hem tRNA hem de rRNA'nın üretilmesi olayına da transkripsiyon denir. Üçünü de DNA üretiyor. Diğer adı nedir transkripsiyonun? Yazılma. mRNA sentezinde hangi enzim görev aldı? Biraz önce gördük. RNA polimeraz dediğimiz enzim görev aldı. Tra transkripsiyon için ilgili gen bölgesi ne oluyor arkadaşlar? Fermuar gibi açılıyor. Daha sonra gen de ne ile başlayan? TAC ile başlayan iplik kalıp olarak kullanılıyor. TAC'ye karşılık gelen mRNA kodonu nedir çünkü? AUG yani başlatma kodundur. DNA'nın bu zincirine ne dedik? Kalıp iplik dedik. Karşısındaki zincire de kalıp olmayan İplik dedik. Şekil üzerinde bunları tekrar etmeyi unutmayın. DNA'dan mRNA üretilirken, DNA'nın kalıp zincirinde bulunan mesela adeninin karşısına timin nükleotidi yerine ne geliyor arkadaşlar? Urasil. Bunu unutmuyoruz. Çünkü RNA'nın yapısında timin yok. E, timin olmadığı için adeninin karşısına neyi yerleştireceğiz? Urasil yerleştireceğiz. DNA'nın yapısında da urasil yok, e, timin var. DNA molekülünü oluşturan kalıp iplik iplikteki üçlü birimler şöyle olsun. Diyelim ki bunun karşısına mRNA sentezlenirken nasıl sıralanacak? Şurada şimdi yapalım. Buraya yazdım size ama ben burada yazarsam daha iyi anlarsınız. TAC'nin karşısına ne gelecek? AUG. Biliyorsunuz bu başlatma kodunu metionin amino de karşılık geliyor. T, G, A'nın karşısına ne gelecek? A, C, U. Dikkat! A'nın karşısına T yazmıyorum, U yazıyorum. Bunun karşısına ne gelecek? C, G, G şeklinde. Kodon yerleşecek. G, A, A'nın karşısına C, U, U. Bu arada e, stozin C ya da S ile de gösterilebilir sorularda da. E, i̇kisi de aynı şeyi ifade ediyor. G, T, A'nın evet. karşısına da C, A, U şeklinde ne yapacak? Kodonlar oluşmuş olacak transkripsiyon olayında. TRNA'lar antikodonlarına uygun amino asitleri ribozoma ne yapıyorlar? Taşıyorlar. Yani TRNA'nın görevi şu. Burası stoplazma diyelim ki. E, amino tutuyor, getiriyor, ribozoma bırakıyor. Neye göre? Kodondaki sıralamaya göre. E, mRNA üzerindeki kodon sırasına göre amino asitleri sırayla getirip buraya bırakıyor. Ribozom stoplazmadaki uygun antikodona ait tRNA'yı kendisine bağlıyor. Böylece polipeptit sentezi başlıyor. Bilginin ribozomda okunmasına ne dedik? Translasyon dedik arkadaşlar. Yani okunma. Bakın bu terimleri unutmayın. Replikasyon eşlenme demek ki protein sentezinden önce olmak zorunda değil. Ne zaman olmak zorunda replikasyon? Hücre bölünmesinden önce olmak zorunda. Protein sentezinden önce olmak zorunda değil. Transkripsiyon RNA sentezi demek. Translasyon bilginin ribozomda okunması demek. Peki protein sentezi ne olayıdır arkadaşlar? Bir dehidrasyon olayıdır. Dikkat! En tane amino asit kullanılan protein sentezinde en eksi bir tane su açığa çıkar. Bakın 1, 2, 3 diyelim ki ee, kaç olsun? 18 tane amino asit kullanılmış olsun dehidrasyon senteziyle polipeptit oluştuğunda ne kadar su açığa çıkacaktır? 17 tane. Peki kaç tane peptit bağı oluşur? 17 tane yani su sayısı kadar peptit bağı oluşur. Bunu da unutmayalım. Proteinlerle ilgili mesela 2 tane amino asit bir araya geldiğinde dipeptit, 3 tane amino asit bir araya geldiğinde tripeptit, çok sayıda amino asit bir araya geldiğinde polipeptit oluşabiliyor. Mesela bir polipeptidin yapısında 80 tane amino asit olabilir mi? Olabilir. E hani 20 tane çeşitte amino asit vardı. Bu durumda aynı çeşit amino asit birkaç kere daha kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. E, bu da sorularda karşınıza çıkar. Buna da dikkat edin. Şimdi devam edelim ve en önemli kısımla bitirelim. Protein sentezinin aşamalarını biraz önce şekil üzerinde gördük. Şimdi bir de buradan tekrar etmiş olalım. DNA'nın sentezlenecek proteinle ilgili gen bölgesi ne oldu? Açıldı ve mRNA sentezlendi. Ne ile? Transkripsiyon olayıyla sentezlendi. mRNA çekirdek zarındaki biraz önce şekilde gördük. Porlardan stoplazmaya geçti. Ribozomun küçük alt birimine bağlandı. Bakın bu sıralama da önemli. Sonra ne oldu arkadaşlar? Sıra tRNA'lara geldi. TRNA'lar zaten sitoplazmada görevlerini bekliyorlardı, görev yerindelerdi. Sitoplazmadan antikodonlarına uygun amino asitleri aldı. mRNA'daki kodon sırasına göre nereye taşıdı arkadaşlar? Ribozoma taşıdı. Ve ribozomun küçük ve büyük alt birimleri birleşti. Daha önce ayrı ayrı duruyorlardı biliyorsunuz. Sitoplazmada e, polipeptit sentezi sırasında bunlar bir araya geliyor ve ribozom protein sentezine hazır hale geldi. Ribozomda kodonla antikodon arasında geçici zayıf hidrojen bağları kuruldu. tRNA'nın getirdiği amino asitler arasında peptit bağları kurularak ne oluştu? Polipeptit oluştu. Bunu şuna benzetebilirsiniz arkadaşlar. Amino asitlerin birleşerek e, polipeptitlere dönüşmesi e, bir iplik olarak düşünün. O ipliği örgü yaparak mesela bir hırka örüyorsunuz. Örgü yaparak katlıyorsunuz onları. İşte o hırkadaki örgü sonucu ortaya çıkmış yapıyı protein olarak düşünebilirsiniz mesela. Eee polipeptit protein arasındaki temel farkı anlamanız açısından bu örnek güzel bir örnek. mRNA ribozom boyunca her seferinde bir kodunu hareket, et, hareket ettirirken tRNA'lar polipeptit zincirine amino asitleri eklemeye devam eder. Amino asitler arasında peptit bağları kurulur böylece. Peki nereden bilecek protein sentezinin, polipeptit sentezinin durması gerektiğini? İşte bu anda ne devreye giriyor arkadaşlar? Durdurucu kodon. mRNA'nın durdurucu kodonlarından herhangi birinin gelmesiyle üçü birlikte olmak zorunda değil arkadaşlar. Herhangi birinin gelmesiyle mesela U A A Geldiğinde ne oluyor? Polipeptit sentezi bitiyor. Ya da ne olabilir? U G A olabilir. Başka ne olabilir? U A G olabilir. Bu üçünden herhangi biri geldiğinde polipeptit sentezi sonlanıyor. Neden? Çünkü buna karşılık bir tRNA yok. Yani antikodon karşılığı yok. Dolayısıyla buna karşılık buraya gelebilecek bir amino asit Yok işte orada ne oluyor protein sentezi duruyor. Şimdi şuradan e, konuyu daha iyi anlamanız için bir kez daha açıklayacağım. Polipeptit sentezinde görev alan üçlü birimler arasında şöyle bir ilişki var bakın. Şu DNA'nın iplikleri birinci ve ikinci iplik diyelim biz ona. E, mRNA'nın sentezlendiği e, ipliğe ne diyorduk? mRNA sentezinde kalıp olan e, ipliğe kalıp iplik diyorduk. DNA'nın kalıp ipliği bu. Onun karşısındaki ipliğe de ne dedik? Kalıp olmayan iplik dedik. DNA'da ATG'nin karşısına bakın ne geldi? TAC. Burada DNA üzerindeki üçlü birimlere DNA kodunu dedik. mRNA üzerindeki üçlü birimlere mRNA kodunu dedik. TRNA'daki üçlü birimlere de anti kodon dedik. Mesela DNA'da TAC yapısında bir üçlü birim varsa... Bunun karşılığında mRNA'da nasıl bir üçlü birim olacaktır? Sıralaması AUG şeklinde. CGA'nın karşısında GCU şeklinde olacaktır. Peki bizden antikodon istenirse ne yapacağız? A'nın karşısına U, U'nun karşısına A, G'nin karşısına C şeklinde yerleştirebiliriz. Fakat bunun bir kısa yolunu söyleyeyim size. Bazen sadece DNA üzerindeki dizilim veriliyor ve sizden Antikodon dizilimi isteniyor. O zaman ne yaparız? T yerine U yazdığımızda aynı dizilim karşımıza çıkar. E, bu da onun kısa yolu. TRNA'nın arkadaşlar iki ucu var. Bir tanesi antikodon bağlayan uç. Bir tanesi de aminasit bağlayan uç. Daha doğrusu antikodon ucuyla aminasit bağlayan uç. E, buradaki aminasit bakın ilk aminasit metonin neden? Çünkü AUG kodonuna karşılık gelen metonin. Peki metonin için antikodon ne? UAC. E, DNA üzerindeki üçlü birim ne? TAC. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Gen yapısında oluşan kalıtsal değişimlere biz ne diyoruz? Mutasyon diyoruz. Mesela orak hücreli anemi denilen kalıtsal bir hastalık var. E, kansızlık hastalığı. Gendeki bir bazın yerine Farklı bir bazın bağlanmasıyla ortaya çıkıyor. Evet yanlış duymadınız. Sadece bir bazın yerine bakın hemoglobini kodlayan gende CTT şifresi CAT'ye dönüşmüş. Sadece şuradaki T yerine A'ya e, dönüşmüş. Bu amino asit yerine başka bir amino asit geçiyor. Ve bu değişim hemoglobinin yapısının bozulmasına neden oluyor. Ve e, orak hücreli anemiye sahip insanlar mesela bizimki şu şekildedir al yuvarlarımız bu şekilde e, görünür. Fakat onlarınki orağa benzer bir yapıdadır ve oksijen taşıma kapasitesi de e, bu yüzden düşüyor. Demek ki e, bu tür mesela bir tane nükleotitin yerinin değişmesi mutasyona sebep olabiliyor. Peki çevre koşulları etkisiyle genlerin işleyişi değişirse? ve fenotip değişirse biz buna ne diyoruz? Modifikasyon diyoruz. Modifikasyon kalıtsal değildir. Fakat mutasyon kalıtsaldır. Buna da şunu örnek verelim. Mesela açık ten rengi genine sahipsiniz. Fakat güneşte fazla kaldığınızda bronzlaşıyorsunuz. Yani genin işleyişi ve fenotip değişebiliyor. Eski haline geri dönüyor mu? Evet geri dönüyor. Yani kalıtsal olmuyor bu tür değişiklikler. Modifikasyon diyoruz bunlara. Evet arkadaşlar umarım protein sentezini anlamışsınızdır. Ee, dediğim gibi animasyon üzerinden anlatımı izlemeyi sakın ihmal etmeyin. Animasyonu da bu videonun üstüne izlediğinizde göreceksiniz aslında zor bir konu değil protein sentezi. Hatta çok zevkli bir konu. Ee, animasyonu da izledikten sonra kitabınızdaki soruları da çözerseniz her şey yerine oturacaktır ve tıkır tıkır. Bütün soruları çözebilir. Haline geleceksiniz. Hepinize iyi çalışmalar.